Merhaba, ben Gökhan Şenyüz. Bu videoda sizlere Windows Server 2008 R2 Foundation üzerinde nasıl Active Directory kurulumu yapabileceğinizden bahsedeceğim. Active Directory, şirket içerisinde bulunan kullanıcılarınızı ve bilgisayarlarınızı yönetebilmek için, bunlar üzerinde kısıtlamalar yapabilmek, kullanıcılarınızı tek bir ekran, tek bir konsol üzerinden yönetebilmeniz için geliştirilmiş bir Microsoft teknolojisidir. Windows Server üzerinde Active Directory kurulumu yapabilmek için yapmanız gereken ilk işlem başlat menüsünden çalıştır kutusuna DC promo komutunu vermektir. DC promo komutu hem bir server işletim sistemini Active Directory kurulumuna hazırlamak ve Active Directory kurulumu yapmak için kullanılabilir. Hem de aynı zamanda mevcut bir server üzerindeki Active Directory kurulumunu kaldırmak için de kullanılabilir. Komutu çalıştırdığınızda komut ilk önce mevcut server işletim sistemi üzerinde Active Directory'ye ait bileşenlerin yüklü olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer ki herhangi bir şekilde bu bileşenler kuruldu ise komut sizin yerinize Active Directory ile ilgili gerekli sistem dosyalarını otomatik olarak yükleyecektir. Active Directory kurulum sihirbazı gerekli bileşenler yükledikten sonra çalışmaya başlıyor. Sihirbazda ilk olarak kuruluma devam etmek için ileri butonuna basıyoruz. Sihirbazın ilk ekranında bizlere bir uyarı bilgisi geliyor. Bu da Windows Server 2008 ve Server 2008 R2'de gelen geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle ilgili. Kısaca bahsetmek gerekirse, buradaki uyarıda eğer network'ünüzde bulunan Windows 98 ya da Windows NT işletim sistemlerine sahip bilgisayarlarınız varsa bu bilgisayarların Windows Server 2008 ya da 2008 R2 Active Directory yapısıyla uyumlu olmadığını ve çalışamayacaklarını belirtiyor. Active Directory kurulum sihirbazımızda ilk aşama yeni bir Active Directory yapısı mı kuracağımız yoksa mevcutta var olan bir Active Directory'sine katılıp katılmayacağımızı belirlemek. Burada eğer ilk seçenek olan var olan orman seçeneğini işaretlerseniz mevcutta zaten kurulu olan bir Active Directory'ye üye bir sunucu ekleyebilirsiniz. Ancak ikinci seçenek olan yeni ormanda yeni bir etki alanı oluştur seçeneğiyle sıfırdan temiz bir Active Directory kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Sihirbazın bir sonraki aşaması oldukça önemli çünkü her Active Directory yapısının mutlaka bir isme sahip olması gerekiyor. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Nasıl her web sitesinin kendisine ait bir adresi mevcut durumdaysa, örneğin Microsoft.com, örneğin Index.com gibi bir adresi mevcutsa her Active Directory yapısında mutlaka bir adrese sahip olması gerekiyor. Bu yüzden kuracağınız Active Directory yapısı içerisinde siz de network'ünüzdeki yapıya bir isim vermelisiniz. Burada benim önerim Active Directory yapınızı kurarken kesinlikle ve kesinlikle Ş, Ö, Ç, I gibi Türkçe karakterleri kullanmamanız yönünde. Aynı zamanda Active Directory'ye bir web adresi gibi örneklemiştik. Benim yine önerim bu noktada Active Directory yapınızı kurarken vereceğiniz ismin sonuna nokta lokal uzantısını eklemeniz.
Sihirbazın bir sonraki aşamasında kurmuş olduğumuz aktif direktörünün işlevsellik düzeyini belirliyoruz. Buradan Windows 2000'den Windows 2008 R2'ye kadar birçok seçeneğiniz mevcut durumda. Genel olarak önerilen şu anki mevcut yapıda Server 2008 Active Directory kullansanız dahi Windows Server 2003 Active Directory işlev düzeyini kullanmanız. Çünkü eğer ihtiyaç duyarsanız bu yapıyı isterseniz sonrasında 2008'e sadece bir tıklamayla tekrar yükseltebiliyorsunuz. Orman işlevi düzeyini belirledikten sonra bir sonraki aşamada etki alanı işlev düzeyini belirlememiz gerekiyor. Bu noktada yine önerilen orman işlev düzeyi ile etki alanı işlev düzeyinin birbirlerinin aynısı olması yönünde. Dolayısıyla bir önceki adımda Windows Server 2003 seçtiğimiz için bu aşamada da Windows Server 2003 ile devam edebiliyoruz. Active Directory yapısının sağlıklı çalışabilmesi için mutlaka bir Domain Name Server yani DNS yapısına ihtiyacınız var. Bunun için eğer isterseniz mevcut yapınızda bulunan bir DNS sunucusunu da kullanabilirsiniz ya da Microsoft Server 2008 ile beraber gelen DNS yapısını da kullanabilirsiniz. Active Directory kurulumunu yaptığınız makinede bir DNS sunucusu olmasını mutlaka tavsiye ederim ki Active Directory'nin sağlıklı çalışabilmesini garanti altına alabilelim. Önemli aşamalardan bir tanesi Active Directory veri tabanının hangi disklerde ve hangi klasörler altında tutulacağını belirlemek. Bu noktada Active Directory veri tabanı varsayılanda C diski altında, Windows altında, NTDS klasörü altında bulundurulur. İstenirse bu klasörlerin yolu değiştirilebilir, farklı bir disk üzerinde ya da farklı bir klasör üzerinde barındırılabilir. Sihirbaz'da yavaş yavaş son aşamalara yaklaşıyoruz. Burada Active Directory'de herhangi bir problem yaşanması durumunda ve Active Directory'nizin almış olduğunuz yedekten geri dönmeniz gerektiğinde Server'ınızı açarken hangi parolayı kullanacağınızı belirtiyorsunuz. Burada önemli olan nokta şu, boş bir parola veremezsiniz. 1-2 karakterli ya da birbirini takip eden çok basit parolalar kullanamazsınız. Burada da mutlaka minimum 8 karakterden oluşan, içerisinde büyük harf, küçük harf bulunan, rakamlar bulunan güçlü bir parola belirlemeniz. Evet, kurulumun tüm ayarlarını belirledik ve karşımıza bir özet sayfası var. Bu özet sayfası içerisinde yapmış olduğumuz ayarların bize bir bilgisi listelenmiş durumda. Eğer herhangi bir şeyi değiştirmek isterseniz geri butonuna basarak yapmış olduğunuz ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz. Ancak ileri düğmesine bastığınız andan itibaren kurulum başlamış olacak ve bu andan itibaren vermiş olduğunuz ayarları ya da bilgileri değiştiremeyeceksiniz. Dolayısıyla bilgileri özeti çok iyi bir şekilde inceleyip eğer değiştirmek istediğiniz bir şey varsa bu aşamada ileri demeden önce değiştirmemiz gerekiyor. İleri butonuna bastığımızda Active Directory kurulumu otomatik olarak başlayacak. Evet, Active Directory kurulumu başladı. Active Directory için ilk önce DNS yapılandırması gerçekleştiriliyor. Daha sonrasında Active Directory veri tabanı
oluşturulup bu veri tabanı içerisinde aktif direktörünün çalışabilmesi için gerekli olan varsayılan kullanıcı hesapları, varsayılan aktif direktörü objeleri, şema yaratılıyor. Burada isterseniz ekranda gördüğünüz gibi tamamlandığında yeniden başlat kutusunu işaret ederek isterseniz kurulum bittiğinde serverınızın otomatik olarak yeniden başlamasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz bu kutuyu işaretlemeden de işlem bittiğinde manuel olarak sistemin yeniden başlatılmasını siz sağlayabilirsiniz. Evet, kurulum tamamlandı. Herhangi bir hata olmadan kurulumumuz bitti. Son düğmesine bastığınızda gördüğünüz gibi sistemin yeniden başlatılmasına yönelik bir uyarıyla karşılaşıyoruz. Sistemi yeniden başlattığımızda artık Active Directory'miz kullanılabilir duruma gelmiş oluyor.